Londra'ya. Önce bize burada... Ahmet Spor futbolcusu Deniz Naki, yardım amaçlı düzenlenen futbol turnuvasına katılmak üzere geldi İngiltere'de televizyonumuza konuştu. Naki, Bursa Spor maçının ardından hedef haline getirildiğini, tek isteğinin barış olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi yandaş bu Bursa maçından sonra hedef haline geldim. Yandaş medya olsun, başka medyalar olsun beni gündeme çıkartıp çirkin bir halde hedef hale getirdi. Benim o dönemde dediğim tek şey barıştı. Barış olsun dedim, savaş olmasın dedim, insanlar ölmesin dedim ama bunu farklı taraflara çekmek istediler. Da çektiler. Benim ne demek istediğimi aslında çok iyi anlamıştılar ama beni hedef haline getirmekleri, yani getirmek istedikleri için başka kullandılar bunu. Bundan dolayı federasyondan ben 12 maç ceza aldım. 17.500 TL de para cezası aldım. Bence bu federasyonun bir kararı değildi. Gerçekten bir siyasi karar olduğunu düşünüyorum. Peki sence futbolcu sadece futbol mu oynamalı, yoksa futbolcuların özellikle barış, dostluk, kardeşlik, bu tür mesajları verebilmeli mi? Şimdi böyle bir şey var. Çoğu futbolcu Türkiye'ye baktığınız zaman çok Kürt futbolcu da var, Alevi futbolcuları da var. Ama çoğu yok ben kariyerimi yapayım, ben paramı kazanayım, hiç bu tür işlere girmeyeyim diye insanlar var. Çoğu da öyledir ama ben Ahmet'te bir seneden beri yaşıyorum. Yanı tarafta savaş varken, bizim annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz ölürken ben orada susup da futboluma bakamam. Gerçekten ben kendime ihanet etmiş olurum ve halkıma ihanet etmiş olurum. Ben her zaman halktan taraf oldum. Yanlış gördüğüm zaman bunu da dile getirdim. Bedeli de ne olursa olsun ben bu yolumdan da vazgeçmem. Tabii ki bir gün böyle bir şey var. Bir hafta önce bunu da demek isterim. Bir hafta önce Diyarbakır'da evimi bastılar. Ben o dönem Almanya'daydım. Polisler sabah 5.30-6'da evi basmışlar. Savcı beni ifadeye çağırıyormuş diye. 15 gün zaman verdiler hani ifade vermem için. Ben de burada olduğum için yurt dışındayım, Londra'dayım. Yarın öbürsü gün Belçika, Hollanda'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Gidemeyeceğim, bu 15 günde bitecek. Almanya'ya ayak bastığım gibi tutuklanacağım, bu bellidir. Hani avukatımla da görüştüm. Öyle bir durum var ama bunu da savcıya diyebilirim. Benim kaçacak bir durumum yok. Ben geleceğim, hani hiç merak etmesin. Tutuklarsa da etmeseler de ben geleceğim. Diyarbakır'a da geleceğim, Türkiye'ye de geleceğim. Çünkü sonuçta orası bizim de ülkemiz, bizim topraklarımız. Ondan dolayı hani benim kaçacak bir durumum yok. Hani tutuklasalar da 5-10 sene de verseler ben yine memleketime dönerim.